Sen neyin peşindesin? Ha? Söyle. Anlamadım, ne demek istiyorsunuz? Okulda kızımla yakınlaşma çaban, kalkıp şirkete gelmen, hepsini planladın mı? Arzu Hanım, ben neden böyle bir şey yapayım? Sen söyleyeceksin. Bana gerçeği söyleyeceksin. Burada olmanın asıl nedenini söyleyeceksin. Neden geldin buraya? Arzu Hanım, siz beni işe aldınız. Unuttunuz mu? Arzu Hanım, eğer yanlış bir şey yaptıysam, bilmeden bir hata yaptıysam söyleyin. Hemen eşyalarını topla, derhal defol git buradan. Anne, ben... Sana defol git dedim. Bir daha sakın, sakın karşıma çıkma, ne benim ne de kızımın. Bu şirketin kapısından bile geçmeyeceksin, anladın mı? Uzak dur ailemden. Uzak dur. Asla. Cavidan diye biri yok. Öldü o. Yok artık. Cavidan yok. Özürüm onu ben. Yok. Çizimlerini görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum Cümes. Pardon. Cennet'i gördün mü? Az önce çıktı Selim Bey. Nereye gitti biliyor musun? Bilmiyorum ama kötü görünüyordu. Kötü görünüyordu. Tamam, sağ ol. Kolay gelsin. Sana hemen defol git dedim. Bir daha sakın, sakın karşıma çıkma. Ne benim ne de kızımın. Bu şirketin kapısından bile geçmeyeceksin, anladın mı? Cennet! 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 Durdun musun? Nereye gidiyorsun sen böyle? Selim Bey, bırakın, gitmek istiyorum ben. Ne oldu sana? Niye ağlıyorsun? Babaannene bir şey mi oldu? Ağlamıyorum, öfkeliyim sadece. Neden öfkelisin? Hak etmediğim şeyler duydum çünkü. Kovuldum ben, tamam mı? Cennet, ne kovulmasından bahsediyorsun sen? Kim kovdu seni ya? Arzu Hanım. Bir daha şirketin önünden geçmeyecekmişim. Bana öyle dedi. Kovulmak falan yok. Çıkar onu aklından. Kimse kovamaz seni, tamam? Ya Selim Bey, gidin Arzu Hanım'la konuşun o zaman. Kardeşim, yola çıkıyorsun. Yola yavaş olsana biraz daha.
Ya kusura bakmayın, ben önünüze atladım. Geçmiş olsun. Allah Allah. İyisin, eminsin değil mi? Şeyin yok. Sıyrıldı sadece. Tamam. Gel bir bakalım şuna. Gel. Seni nefret ediyorum Cennet. Senin yüzünden benim hayatım cehenneme döndü. Vardı. Çok güzel restoranı varmış. Oraya gidip şöyle ana kız yemek yiyelim mi? Çıkınca alışveriş de yaparız. Ne dersin? Ha? Tamam, hadi gidelim. Prensesim benim, hadi. Özlem'in meşhur içeceği hazır. Teşekkür ederim. Ne oluyor? Senin bir şeyler hatırlamaya başladıysan. Ne? Geçen gün yangından bahsetti. Geçmişte böyle bir şey yaşayıp yaşamadığımızı sordu. Ah be abicim. Böyle olacağı belliydi zaten. Çok korkuyorum. Ya gerisini hatırlarsa? En baştan gizlemeniz hataydı zaten. Bir insanı geçmişinden ne kadar uzak tutabilirsin ki? Hah, al işte. En ufak bir şey de geçmiş önüne seriliveriyor. Ya ben de seninle aynı fikirdeyim ama bunun ilgini anlatamadım ki, biliyorsun işte. Selim'le konuşmayı düşündün mü hiç? Aklı başında genç, olgun bir çocuk o. Ya tamam, ilk etapta bir şok yaşayacaktır. Ama nedenlerinizi öğrenince hak verecektir bence. Nilgün bunu hayatta kabul etmez. Kurduğu geçmişe o kadar çok inandı ki gerçeği kafasından tamamen sildi. İyi abi. Selim gerçeği kendinden öğrenirse işte o zaman onu gerçekten kaybedebilirsiniz. Hayırdır? Neyi kaybediyormuşuz? Anlaşmayı konuşuyorduk. Dubai anlaşmasını kaybetmememiz gerekiyor da. Sen de hazırlayayım mı? Yok. Ben içeri geçeceğim. Şuraya bir şeyler getireyim de biraz yat dinler. Hayır, yok, hiç gerek yok, hiç gerek yok. Ayrıca biz evde kalsaydık. Hayatta bırakmam. Aa, kokuyordur şimdi orası. Bırak havalansın biraz. Kızlar güzelce temizlesinler. Ayrıca yabancı yer mi burası ya? Sağ olsun hacım. Allah hepinizden razı olsun. Selim Bey oğlumun da hakkını ödeyemem. Ya Mukaddes abla, kim bu Selim? Ha, Cennet'in patronum dediği çocuk mu? Ha, şirketin ortaklarından biri. Ama Ömer kadar cana yakın bir çocuk. Hastanede bizi hiç yalnız bırakmadı. Ha, hakikatli çocukmuş maşallah. İyisin değil mi? Canın yanmıyor çok. İyiyim. Ben bu işi çözeceğim Cennet. Thank you.
gidip Arzu Hanım'la konuşacağım. Neden böyle bir saçmalığa kalkıştı öğreneceğim. Gerek yok. Kovulduğum yere bir daha dönmem ben. Kovulduğum falan yok Cennet. Sana kimse böyle bir şey yapamaz. Çözeceğim diyorsam çözeceğim. Ben sana bir şey soracağım Mukaddes abla. Ya nasıl çıktı bu yangın? Ben hiçbir şey anlamadım. Hani ocağı falan açık bıraktın desem, ev yanmamış ki. Sadece odan yanmış. Kasete yaktım odamda. Ne? Şşş, bağırma beste duyacak. Ne kasetesi Mukaddes abla? Niye? O uğursuzun resmini gördüm. Hangi uğursuzun? Ne diyorsun sen? Kim? Cavidan. Ne? Bunca yıl sonra resmini görünce dayanamadım, nevrim döndü. Yok, yılın en başarılı iş kadınıymış da, yok ödül almışmış da, ödül kadar taş düşsün başına. Cavidan iş kadını mı olmuş? Buna rağmen yine de gelip kızını görmüyor, öyle mi? Onca varlık içinde. Bu nasıl insanmış Mukaddes abla? İnsan demeye bile dilim varmıyor. Allah onu bildiği gibi yapsın. Parası da varlığı da onun olsun. Bizden uzak dursun yeter. Benim için de sen seçer misin? Senin zevkine güveniyorum kızım. Tabii ki. Annem için deniz mahsulü risotto. Ben de domatesli linguini istiyorum. Teşekkürler. Evet prensesim. Seni dinliyorum. Ne oluyor? Uf. Cennet. Anne sana daha önce de söyledim. Selim bu kızdan hoşlanıyor. Bunu açık açık söyledim mi sana? Ama ima etti. Ya bu kız önce şirkete girdi. Dedemin senin takdirini kazandı. Sonra da gözün Selim'e dikti. Ya her şey o kadar ortada ki. Bunu bir tek ben mi görüyorum anlamıyorum. Neyse artık bütün bunları düşünmene gerek yok. Çünkü Cennet hayatımızdan çıktı. Anlamadım. Nasıl yani? Onun şirketten ayrılmasına karar verdi. Ha, demek o yüzden eşyalarını toplayıp gitti. Sen çok memnundun. Sen onu işe aldın. Ne oldu bir anda? Yani onun kim olduğunu bilmiyordum. Yani tanıdıkça rahatsız oldum. Aynı zamanda benim güzel kızımın keyfini kaçıran kimse etrafımızda olamaz. Selim için de üzülme, zamanla unutur. Şirketten gittiği gibi Selim'in de hayatından çıkacaktır. Ama sen hep kalacaksın. Sen harika bir annesin. İyi ki benim annemsin. Prensesim benim. Sen bu birkaç gün evle ilgilen, toparlanınca dönersin şirkete tekrar. Hiç sanmıyorum. Hatta imkansız. Cennet, güven bana. Tamam? Güven. Arzu Hanım, ne taraftasınız acaba? Evet, evet biliyorum orayı. Tamam, müsaitseniz eğer bir konu hakkında konuşmak istiyorum da. Olur, olur tabii. Melisa da burada. Bekliyoruz. Tamam, geliyorum. Hoş geldin Cennet abla. Abla ne oldu sana? Besteciğim iyiyim, yok bir şey. Ya nasıl yok, yaralanmışsın, kolunu sarmışlar. Emin misin? Telaşlanma hemen, iyiyim. Anlatacağım hepsini. Selim geliyor. Oh be, keyfim daha da yerine geldi şu an. Acaba Cennet konuşmuş olabilir mi onunla? Ay aman anne, konuşursa konuşsun ya, bize ne? Sen bu kızla nasıl tanıştın? Ya okulda tanıştım işte.
O mu geldi yanına? Ay yok canım, onun kimseyle konuştuğu yoktu ki. Hemen dersten kütüphaneye koşardı. Baktım bu kız çalışkan, hemen gittim ödev için yardım istedim. Öyle öyle konuşmaya başladık işte. İlk sen gittin yani yanına. Evet anneciğim, ama niye hala Cennet'i konuşuyoruz bunu anlamadım. Hiç merak ettim. Zaten sen o kızı işe almasaydın şu an hayatımızda Cennet diye biri yoktu ki çıktı zaten Allah'tan. Cennet, koluna ne oldu kızım? Aa, burası da yırtılmış. İyiyim babaanneciğim, yok bir şey. Söyle söyle, bir şey olmuş. Ne oldu yavrum? Bana bak, kaza falan mı geçirdin yoksa? Yolda takıldım, düştüm. Telaşlanmayın. Hay Allah ya Rabbim. İyi otur da anlat bakalım, nasıl düştün, nerede düştün, ne oldu? Afiyet olsun. Hoş geldin Selim, otursana. Selim, ne oldu sana, kavga mı ettin? Yok bir şey, önemli bir şey yok. Yemeğinizi bölüyorum, kusura bakmayın ama acil bir konuşmam gerekiyordu sizinle. Tamam, seni dinliyorum. Nedir bu kadar acil olan mesele? Cennet. Bu konuda konuşulacak bir şey olduğunu sanmıyorum. Yani evet Selim, bu kız zaten sorunlu bir tipti ve çıktı hayatımızdan. Niye bu kadar abartıyorsun ki? Arzu Hanım, Cennet'i işten çıkarmışsınız benden habersiz. Cennet benim elemanım. Ve kiminle çalışıp çalışmayacağıma kendim karar vermem gerekmiyor mu? Sen de çok iyi biliyorsun ki sen kendi departmanından sorumlusun. Ben ise bütün şirketten. Cennet bizim şirketimize uygun bir eleman değil. Cennet kısa zamanda çok başarılı iş çıkardı. Hatta şirketteki birçok kişiden daha başarılıydı. Son projede yaratıcı çözümünü unuttunuz sanırım. Selim'ciğim, her şey başarı demek değildir. Benim başka kriterlerim de var. Arzu Hanım, Cennet'i siz işe alırken çok istekliydiniz. Hatta Cennet'te kendi gençliğinizi gördüğünüzü düşündüm. Ne oldu da fikriniz değişti? Ne değiştirdi fikrinizi? Bak Selim'ciğim, Soyer Mimarlık sadece işleriyle değil, imajıyla da başka bir yerdedir. Bunun içine insanların geçmişleri, aile yaşamları, statüleri, eğitimleri pek çok şey girer. Ben de tüm bunları göz önünde bulundurarak Cennet'in şirketimizin kriterlerine uygun biri olmadığına karar verdim. Arzu Hanım, bu saydığınız kriterlere uymayan insanları tanıyorum ben şirkette. Şirkette sekreter olarak işe başlamış, sadece telefonları açan, üniversite mezunu dahi olmayan, ailesi zengin ve köklü olmayan, dadılarla büyümemiş ama şirketimizde çok üst düzeye çıkmış insanlar tanıyorum. O yüzden bence Cennet şans hak ediyor. Ne dersiniz? Ona ben karar veririm. Bunca zamandır beni tanımış olmalısın. Verdiğim kararların da sorgulanmasından hiç hoşlanmam. Bu kararı peki siz kendi başınıza mı verdiniz? Gerçekten tek başınıza mı aldınız bu kararı? Her neyse, Cennet şirkete geri dönmek zorunda. Çünkü Cennet gelecek vadeden bir mimar ve bizim şirketimiz için işler çıkarabilecek biri. O yüzden siz de takdir edersiniz ki şirketin geleceği her şeyden daha önemlidir. Afiyet olsun. Acaba işe geç gittin diye mi kovdu? Bilmiyor mu başına gelenleri? Düşmanıymışım gibi bakıyordu. Sanki ona çok kötü bir şey yapmışım gibiydi. Ya sen kimseye kötülük yapamazsın ki. Canım ablam benim. Esteciğim. Babaannem şimdilik bilmesin. Bir şey söyleme, olur mu? İyi de işe gitmediğini görünce anlamayacak mı sanki? İşte tadilat falan, birkaç gün izin aldım derim. O sırada da bir şey bulurum. Öyle kolay değil ki iyi bir iş bulmak. Zaten iyi bir şey bulmak için bekleyemem. Ne bulursam yapacağım.
geldin. Hayırdır? Bizi uğramadan odana mı çıkıyorsun? Ne mümkün anne. Selim, senin yüzüne ne oldu? Selim, sen iyi misin? Yok bir şey anne, yok bir şey. Kan var Selim. Sakin ol anne, yok bir şey. Söylesene oğlum, bunu sana kim yaptı? Niye bağırıyorsun, evi ayağa kaldırıyorsun? Sakin ol. Bir ne oluyor? Cengiz, Cengiz baksana, birisi Selim'e ne yapmış? Bir doktor çağır, polis çağır, bir şey yap. Ne oluyor oğlum? Ya baba, yemin ediyorum ufacık bir kazaydın. Kaza? Ne kazası? Cengiz. Üzgün, Nilgün bak. Çocuk diyor ki ufak bir kaza geçirdim. Safa sağlamda karşımızda duruyor. Sakin ol. Sen nasıl bu kadar sakin olabiliyorsun? Ha? Nasıl bu kadar sakin olabiliyorsun? Ne bağırıyorsunuz ya? Yok bir şey. Ne oluyor? Yok bir şey. Siz ikiniz biliyordunuz ve benden sakladınız. Yürü. Yürü Selim, doktora gidiyoruz. Ya bırak Allah aşkına, bir bırak ya. Bırak, bıktım bıktım. Boğdun. Şu hallerine bak. Nilgün. Nilgün hayatım. Bak canım kardeşim. Bak dinle beni. Sen eğer böyle yapmaya devam edersen... onu kendinden tamamen uzaklaştıracaksın. Anladın mı beni? Cengiz. O benim oğlum. Asıl sen. Sen böyle yapmaya devam edersen biz onu kaybedeceğiz. Seni çok seviyor biliyorsun. Çok düşkün sana, o yüzden biraz abartıyor o kadar. Ya baba, sürekli başıma bir şey gelecekmiş gibi davranıyor. Anlamıyorum artık. Gerçekten anlamıyorum. Ya anlamamız mümkün değil zaten. Annelik duygusu. Ya idare edeceğiz işte. Yapma Allah aşkına baba. Dünyadaki tek anne benim annem. Anneminki başka bir şey artık. Ya sevgi falan değil, saplantılı bir durum. Baba, benim bilmediğim bir şey var mı gerçekten? Ne olacak oğlum? Ya annen seni çok seviyor. Bu yüzden de bunu takıntı haline getiriyor. Hepsi bu işte. Ya zaman zaman abartıyor işte. İdare edeceğiz. Hadi sen git üstünü değiştir. Düşünme bunları, tamam mı? Selim. Bir arada şu gömleğin başına gelenleri anlat bana. Konuşalım, tamam mı? Havadisler nasıl? Dubai'ye gittin diye dağıtmadın değil mi yine? Yok baba ya. Ben kim, dağıtmak kim? Şey, sadece yani Dubai'lilerle işler tıkırında gidince biz de biraz kutlama yapalım dedik, o kadar. Neyse, ne diyordum? Araplar sunumu duymak için çıldırıyorlar. Bak iyi çalışın ha. Önünüzde birkaç gün daha var. O güzel kıza da söyleyin, adı neydi? Cennet mi? Dersine iyi çalışsın. Aslında o... Cennet sunumu çok iyi yapacak. Merak etmeyin. Çok iyi hazırlanıyor. Sahi Cennet nerede? Evinde yangın çıktı. Bir ufak bir kaza geçirdi. Ne? Yangın mı? Ne diyorsunuz siz ya? Önemli bir şey yok değil mi? İyi mi Cennet? Yok yok, iyi. Gayet iyi. Birkaç güne toparlar gelir. Sunumu da hakkıyla yapar. Geçmiş olsun dileklerimizi iletirsiniz. Ha bu arada ne gerekiyorsa yapın. Çünkü bu proje onun sayesinde hayata geçecek. Ya dur.
Bunu babaannem kendi elleriyle örmüştü. Ne hale gelmiş. Hiç atmak elimden gelmiyor ama. Her şeyi atmak zorunda kalacağız galiba. Yeni şeyler almak lazım hep. Bende de hiç para kalmadı ki. Nasıl halledeceğiz? Bende birazcık var. Yani taksit maksit hallederiz işte. Besteciğim, ben senden para alamam. Neden abla? Ben de bu evin bir kızı değil miyim? Olmaz. Usta boyacınız geldi. Aa, Ömer. O boyaları nereden buldun? Bizim depoda yarım kalmış şeyler vardı, boyalar. Baktım renk de tutuyor, kaptım geldim. Hey, hadi ne duruyorsunuz ya? Sıvayın kolları. Kaytarana da fırça atarım ha, ona göre. Aa, Selim abi arıyor. Nedense pek ilgili bizimle. Alo, Selim Bey. Ne yaptınız? Kolaylaştırdınız mı işleri? Bir merak ettim, arayayım dedim. Anladım. Tamam Cennet. Bak, bir şeye ihtiyacınız varsa hemen beni arıyorsun, tamam? Teşekkür ederim Selim Bey. Sen şirketimiz için önemlisin, biliyorsun. İşlerini bitir ki bir an önce sunumuna güzelce hazırlan. Şirketteki herkes dört gözle seni bekliyor. Herkesin sana çok selam var. Hadi kolay gelsin. Bir şey mi istemiştiniz Arzu Hanım? Sen ne yapıyorsun? Adaletli davranıyorum sadece. Bu projede Cennet'in emeği var, siz de biliyorsunuz. Biz bu konuyu daha önce konuştuk. Neyse Arzu Hanım, uzatmaya gerek yok. Allah'tan Rıza amca da benim gibi Cennet'in o toplantıda olması gerektiğini düşünüyor. Nilgün Hanım, ne arıyordunuz, ben yardımcı olayım? Aldıklarını yerine koyarsam ben de böyle aramam değil mi? Esra. Tuz. Bir mutfakta olması gereken, yeri belli olan şey burada. Oh, mis kokular geliyor. Selim'in en sevdiği yemekler yapılıyor galiba. Hı hı. Nilgün'üm, konuşalım mı? Yemek yapıyorum Özlem. Ne söyleyeceksen çabuk söyle. Selim'le ilgili. Ne olmuş ona? Bak, uzun zamandır burada değildim. Hı. Biliyorum belki bunları söylemek bana düşmez ama. Söyleme o zaman Özlem. Selim'in çok üzerine gidiyorsun. Artık koca adam oldu. Etrafındaki hiçbir anne senin ona davrandığın gibi davranmıyor. Sen bana anneliği mi öğreteceksin? Ya öyle demek istemedim. Sadece bu endişenin nedenlerini merak etmeye başlayabilir. O benim oğlum Özlem. Onu ben doğurdum. Hem sen hangi yüzle bana bunları söylüyorsun? Sen değil miydin zamanında karnındaki çocuğu hiç acımadan aldıran? Neden? Bencilliğinden. Sen bencilliğinden bir çocuğun sorumluluğunu alamamış bir kadınsın. O yüzden sakın, sakın bir daha benim anneliğimi sorgulama. Selim Bey. Selim, biraz konuşabilir miyiz? Konu ne? Kahve içerken konuşsak. Sonra konuşsak, sonra içsek. Çok işim var şimdi. Nereye gidiyorsun? İşim var dedim. Görüşürüz.
Efendim Özlem? Buluşabilir miyiz? Özlem iyi misin? Kötü bir şey yok değil mi? Ben kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Benim sana ihtiyacım var. Tamam canım, ben birazdan çıkıyorum. Seni arayacağım. Erol'a erken paydaş mı? Bir müşterimle toplantım var. Hemen çıkmam gerekiyor baba. Ha. Eskiden müşterilerinle şirkette toplanırdın. Hayrola, alışkanlıkların mı değişti? Bazen alışkanlıkları değiştirmekte fayda var değil mi baba? Akşam evde görüşürüz. Size iyi günler. Mahir şirketten çıkıyor. Ne yapacağını biliyorsun. Beni durumdan haberdar et. Hı-hı. Selim çıktı şirketten. Ya kahve içelim dedim, yüzüme bile bakmadı. Prensesim, işi vardır. Ya anneciğim ne işi anlamıyor musun? Kesin Cennet'in yanına gitti. Ne yapıp edip getirecek o kızı? O biraz zor. Bence Selim hayal kuruyor. Sen de artık üzülme, tamam mı? Ama ya getirirse anne? O getirirse ben tekrar geri gönderirim. Hadi artık üzülme. Bak benim halledecek bir yan işim var prensesim. Keşke ben de senin kadar rahat kalabilsem anne. Okulda kızımla yakınlaşma çabam, kalkıp şirkete gelmem, hepsini planladın mı? Arzu'nun ben neden böyle bir şey yapayım? Yok canım, onun kimseyle konuştuğu yoktu ki. Hemen dersten kütüphaneye koşardı. Baktım bu kız çalışkan, hemen gittim ödev için yardım istedim. Öyle öyle konuşmaya başladık işte. Duyuyor. Bütün bunların hepsi tesadüf olamaz. Olamaz. En iyisi bit pazarından almak. İki katlı cila çektin mi tamamdır. Olur bu, gideriz. Bu o değil mi? Çocukluk arkadaşın Ali. Evet o. Az kalsın tek fotoğrafımız yanacakmış. Her fırsatta görmeye geleceğim seni. Bu şekiller bitinceye kadar ayık olacağız sadece. Sonra hemen ellerini getireceğim sana. Ali! Bekliyorlar seni, hadi gidelim. Hep sormadı mı? Yok, sormadı. Herhalde ailesine yeni hayatına alışıyor diye düşündüm ben de. Sen hiç aramadın mı onu? Aramak istedim aslında. Ama yetimhaneden izin vermediler. Daha sonra da izini kaybettim. Şimdi kim bilir nerededir?
Umarım çok mutludur. Selim Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir teftiş edeyim dedim bakayım. İyi çalışıyor musunuz? Buyurun. Bu tesisatı da yenilemek lazım. Selim Bey, yüzünüz hep boya olmuş. Öyle mi? Senin de burnun boya olmuş hanımefendi. Bu renk açtı seni Cennet abla. Ömerciğim sen de hemen uyum sağladın bakıyorum Selim Bey'e. Bizimki erkek dayanışması ya. Aslanım benim, kaçayım kaçayım. Acıktınız mı? Suna abla hazırlamıştır bir şeyler. Vallahi ben çok acıktım bir an. Hiç sormayacaksın sandım. Hadi. Başından beridir haklıydım. Hangi konuda? Selim abinin senden hoşlandığı konusunda. Beste, başlama yine. Dur. Ne demiştin? Dürüst, güvenilir, cesur. Tam da Selim abiyi tarif etmişsin aslında. Beste. Ne? Baksana, habire çevrende seni hiç yalnız bırakmıyor, yardım ediyor. Hem de yeni tanışmanıza rağmen. Al bakayım sen şunu. Şenem değil, ellerin çalışsın tatlım, hadi. Tamam, bu sokak. Ben gider alırım annem ya. Böyle açık havada yemek yemek de pek güzel oldu. Havada mis gibi. Allah razı olsun evladım. Senden de öbür patronlarından da. Estağfurullah. Estağfurullah. Verseydin delikanlıya önce. Tahsin Bey, nasılsınız? Çok şükür bizler de iyiyiz. Neyi? Ha, o konuyla Mahir ilgileniyordu. Ama bugün çok önemli bir toplantısı çıktı, oraya gitti. Ondan gelemedi size. Tabii, ben haberdar edeceğim sizi. Size de iyi günler, iyi günler. Telefonla neden bakmıyorsun? Telefonu sessiz almıştım baba. Tahsin Bey'le toplantıdaydım ya. Biraz önce bitti. Ha,
Evet, doğru. Tamam. Gelince hemen uğra bana. Ne konuştuğunuzu merak ediyorum. Tamam baba, tamam. Evet. Özlem? Mahir. İyi ki geldin. İyi ki geldin. Ne oldu hayatım? Kim üzdü seni? Geçmiş. Tüm hatalarım, korkularım. Bugün tokat gibi yüzüme vuruldu. Ben çok düşündüm. Yıllar önce Amerika'ya gitmeseydim ne olurdu diye. Biz olur muyduk? Sen, ben, kızımız. Olur muyduk? Böyle olmasını sen istedin Özlem. Gitmemen için, çocuğumuzu aldırmaman için sana yalvardım. Ama sen dinlemedin. Ben çok korktum. Gençtim. Anne olmaktan, ona yetememekten korktum. Ben ikimiz için de cesur olabilirdim. Ben oraya gider gitmez pişman oldum. Sana dönmek istedim. Ama sen dönecek bir kapı bırakmadın ki. Ben gider gitmez Arzu'yla evlendim. Vazgeçtim benden. Bizden vazgeçtin. Ben senden vazgeçmedim. Kendimden vazgeçtim. Rıza Bey. Her şey çok güzeldi. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Her zaman bekleriz oğlum. Yine gel. Biz dedik Allah arttırsın. Sofrayı gençler kaldırsın. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ay 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 ay. Uf. Dur. Hadi gel. Ben de yardım edeyim. Nasıl? Yemeği beğendiniz mi? Sana bir şey söyleyeyim mi? Uzun zamandır bu kadar keyifli yemek yememiştim. Sen bana iyi geldin Cennet. Sanki unuttuğum bir şey hatırlattın bana. Oo, masalar kurulmuş. Maşallah, keyfiniz yerinde. Kemal amca, evin tadilatını yapıyorduk, yemek molası verdik. Yani evi eski haline getireceğiz, merak etmeyin. Hele bir yapmayın. Hepsinin parasını alırım. Zaten kira vermiyorsunuz. Bir de bunların masrafıyla mı uğraşacağım? Nasıl ya, biz kirayı verdik. Neyi verdiniz? Babaannen iki aydır oyalıyor beni. Haberin yok mu? Kiranızı verdiniz, verdiniz. Yoksa... Amca, bir gelir misin ya? Gel bir gel. Gel bir gel. Gel bir saniye Cennet. Gel gel. Şimdi biz bunu kim senle çözeceğiz? Sen merak etme, sıkma canını. Sen şunu al. Yasa istersen. Yeterli mi değil mi bir bak. O sen kimsin? Ben Cennet'in patronuyum. Cennet de bizim şirketimizin iyi mimarlarından bir tanesi. Eyvallah. Hadi ben sizi tutmayayım. Kolay gelsin. Selim Bey, hiç gerek yoktu. Hallederdik biz. Ne önemi var Cennet Mumcu işin arasında? Bir de bununla mı uğraşacaktık? Nasıl olsa şirkete geleceksin, maaşından keserim en kötü. Selim Bey, size bu konuda ümit vermek istemiyorum. Daha önce söylediğim gibi, benim şirkete dönmek gibi bir niyetim yok. Ben de senin bu isteğini kabul etmiyorum. Tamam, yarın şirkette görüşeceğiz ve o projeyi bitireceğiz.
Konu kapanmıştır. Şimdi sofrayı toplayacağız. Geldin Mahir. Baba. Nerede bizimkiler? Yukarıdalar hepsi. Az gelene konuşalım seninle. Tahsin Bey'i soruyorsan merak edilecek bir şey yok baba. Sen ne zaman büyüyeceksin? Anlamadım. Ne demek şimdi bu? Gözümün içine baka baka yalan söylüyorsun. Bir de üstüne üstlük işini de buna alet ediyorsun. Değer mi? Sen beni gene takip mi ettirdin? Peki sen ne zaman bana güvenmeyi öğreneceksin? Sen geçmişinden kurtulmayı öğrendiğin zaman. Bana bak Mahir. Tehlikeli sularda yüzüyorsun. Ya Arzu'nun kulağına giderse bu? Neymiş o benim kulağıma gelmemesi gereken şey? Karıştırıyorsunuz bakayım. Yakalandık gene. Ya şey diyordum. Karı koca çok çalışıyorsunuz. Yoruldunuz. Yani ben de dedim ki kendi kendime şunlara bir Avrupa seyahati hediye edeyim. Ama işin sürprizi kaçtı. Yakalandık. Babacığım. Çok tatlısınız. Sağ olun. Ama ben hiç tatil modunda değilim. Şu Dubai'liler meselesini hallederim. Ondan sonra olur mu? Haklısın kızım. Gerçi böyle şeyleri başkasının düşünmesi gerekli ama neyse. Ellerinize sağlık. Yukarının duvarları bir harika olmuş. Eskisinden daha güzel olmuş. Babaanneciğim sen daha dur, daha güzelleştireceğim. Söz. Yarın yenisini yaptırırım ben bunu, dert etme. Yok sen yarın işine bak kızım, ben hallederim. Ne güzel günlerdi, öyle değil mi? O yaz hayatımın en mutlu, en huzurlu günleriydi.
Neresi burası? Benim doğduğum köy. 5 yıl önce yaz tatiline gitmiştik. Her sabah kuş cıvıltılarıyla uyanıyorduk böyle. Küvesten yumurta toplayıp mis gibi süt içiyorduk. Ya kıskandım şimdi. Ben de gitmek istiyorum. Seni de götürürüz güzel kızı. Aa, ama her sabah saat 5'te uyanacaksın. 6 desek. Ay benim deli kızlarım, benim deli kızlarım. Canlarım benim. Geç kaldım, özür dilerim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Tabii şehrin en güzel sümbüllerini bulmak biraz zaman aldı. Teşekkür ederim. Anneciğim, seni kırdığım için özür dilerim. Sen benim için çok kıymetlisin. Ama bir konuda anlaşalım. Artık boşa kuruntularla ne beni yüz ne kendini yüz, tamam? Benim başıma kolay kolay bir şey gelmez, merak etme sen. Turşumu kurana kadar seninleyim. Kimselere vermem ki seni. Hadi geç bakalım. Hoş geldin Selimciğim. Hoş bulduk. Ne istersin? Ben çok bir şey istemiyorum ya. Dışarıda mı yedin yoksa? Ver hadi tabağını ver. Babaanneciğim ben geç kalmadan çıkayım. Ah canım. Allah işini rast getirsin kızım. Patronlarına da selam söyle. Söylerim. Ömer bıraksın mı seni, ister misin? Yoksun abla, ben kendim giderim. Hadi, hadi. Alsın. Güle güle. Hayırlı işle. Yavrumun hep böyle bahtı açık olsun inşallah. Nazar değmesin. Amin. Abla, abla. Ne yapacaksın şimdi? Gidip iş mi arayacaksın? Aramayacağım. Babaannemin çalıştığı hana gideceğim. Merdiven mi seceksin? Evet. Restorandaki işe ne oldu? Aradım. Benim yerime başkasını almışlar. Nasıl yapacaksın ki sen? Babaannem senelerce nasıl çalıştıysa ben de idare edeceğim. Asma suratını. Bir sürü özgeçmişimi yolladım. Bir şey çıkar mutlaka. O zamana kadar da idare edeceğiz. Hadi hadi geç kalıyorum. Babaannene baktıysan biz ondan çoktan helalleştik. İşten ayrıldı, haberin yok mu? Haberim var Kamil amca. Ben seninle görüşmek istemiştim. Ne oldu? Babaannen evde oturamadı. İşe geri dönmek mi istiyor yoksa? Yok, hayır. Ben babaannemin yerine çalışmak istiyorum. Babaannen senin için çok güzel bir iş buldu demişti. Öyleydi. Ama şimdi bu işe ihtiyacım var. Burada çalışabilir miyim? Kızıma şöyle güzel bir hayırlı olsun hediyesi alamadım. Hazır çıkmışken bir şey baksak mı? Allah mukaddes abla. Cennet'in senden hediye mi beklediği var? Senin sağlıklı olman, onun yanında olman yeter de artar bile. Öyle tabii. Aa, bak çerçeveci. Ay. Ne oldu? Yok bir şey. Hadi. Şurada. Hadi gel şunu halledelim. Gel. Niye halledelim mi? Ay gel hadi gel. Buyurun. Merhaba. Evladım. Şuna güzel bir çerçeve yapabilir misin? Tabii ablacığım. 5 dakika bekleyin, hemen hazır. Sağ ol.
Niye bu kadar acele ediyorsun Mukaddes abla ya? Ay, Cennet'e sürpriz yapacağım. Akşam eve gelince sevinsin. Beste. Aa, Selim abi, hoş geldin. Hoş bulduk Beste. Cennet evde mi? Yok, o erkenden çıkıp işe gitti. İş mi? Ne işi, şirkete gelmedi bugün? Bilmem ki. Bir şey söylemedi. Yalan söylemeyi hiç beceremiyorsun Beste. Bak, şirkette yarın çok önemli bir sunum var. Ve benim bunu Cennet'le çalışmam gerekiyor. Sırf şirket için değil, Cennet'in kariyeri için de çok önemli. Cennet'in geleceği için. Bence sen bekleme Selim abi. Cennet ablam gelmez artık. Sen nerede olduğunu söylersen belki ben ikna edebilirim. Beste gerçekten önemli. Onun iyiliği için. Çok kızacak bana. Hanın temizliği çok önemli. Merdivenler her gün silinecek. Gelen giden çok olduğu için kirleniyor. Ama kapıları ve camları haftada bir silsen yeter. Babaannem tek başına mı yapıyordu bu kadar işi? Sana fazla geldiyse... Yok, kendim için değil. Yani çok çalıştığını biliyordum da... bu kadar zor olduğunu tahmin etmemiştim. Çalışıyordu, çalışıyordu. Güzel oldu değil mi Sunacığım? Cennet'in masasının üzerine koysun, özledikçe baksın, baktıkça huzur bulsun. Abla, hı? Var mısın? Hadi hemen şimdi götürelim şirkete. Şimdi mi? Ya toplantısı falan varsa? Canım ne olacak, bitmesini bekleriz. Babaannesi gelmiş, git diyecek değil herhalde. Hem ben çok merak ediyorum çalıştığı yeri. İyi, hadi o zaman. Ay, çok sevinecek bizi karşısında görünce. Anne. Hadi bakalım, hemen çalışmaya başla. Ama bunlar ne? Bunlar... projenin dosyası. Çok iyi çalış çünkü yarın sunumu sen yapacaksın. Ama anne ben hiçbir şey bilmiyorum ki, nasıl yapacağım? Bu işte Cennet ilgileniyordu. Cennet artık yok. Sunumu sen yapacaksın diyorum. Senin de istediğin bu değil miydi kızım? Ya evet ama... Aması ne? Hem belki bu Selim'in gözüne girmen için bir fırsat olabilir. Ha? Ben olsam bunu çok iyi değerlendirirdim. Şirkette şirketmiş hakikaten. Şu binaya baksana abla. Ay kim bilir nasıl şaşıracak yavrum. Merhaba. Merhaba. Affedersiniz, ben Cennet Hanım'a bakmıştım. Bu katta mıydı yeri? Koridorun sonundaki bir kapıdan girin, göreceksiniz. Sağ olun, kolay gelsin. Yürü Suna. Tanışmıştık. Cennet'in babaannesi. Bizim kız buralarda mıydı? Ona bir şey getirmiştik de. Cennet kovuldu. Burada çalışmıyor artık. Nerede peki? Bunu ben bilemem ki.
Arayın, Cennet'ten öğrenin. Söyledim. Ama neden? Öğreniriz elbet. Sen dert etme bunları. Üzülme Mukaddes abla. Ver şunları bana. Kolay gelsin. Sağ ol. Az önce gelen iki kadın ne istiyorlarmış? Kadınlardan biri Cennet'in babaannesiydi. Torunun hala burada çalıştığını zannediyormuş. Tabii ben de söyledim kovulduğunu. Kadının yüreğine iniyordu ya az kalsın. Tamam canım. Sen eğer telefonlarımı açmazsan ben bir şekilde bulurum seni. Gerek yok. Beste söylemiş. Kızın suçu yok. Ben zorladım. Hadi gel. Ah Cennet ah. Nasıl yaptın bunu bana? Neden yalan söyledin? Neden? Hah, geldi. Şimdi soracağım onu. Ay sakin ol Mukaddes abla, sakin ol. İşin var burada. Cavidan. Ne yüzle geldin buraya? Giderken arkana bile bakmamıştın. Bakmadım çünkü hiçbirinizi görmek istemiyordum. Ama sen o çocuğu yıllar sonra karşıma çıkardın. Neden bahsediyorsun sen? Kimi karşına çıkarmışım? Cennet'i çalışması için şirketime sen yolladın. Cennet senin yanında mı çalışıyordu? Bilmez gibi numara yapmayın. Maçın ne senin? Ne istiyorsun benden? Para mı lazım? Hayatımdan çıkıp gitmeniz için kaç para lazım söyle. Ne biçim insansın sen? Seni de paranı da istemiyoruz. Bizden uzak ol yeter. Ben zaten yeterince uzaktım sizden. Niye girdiniz tekrar hayatıma? O laneti niye gönderdin bana? Sakın. Sakın. O kız, o kız senin evladın. Senin kanından. Böyle nasıl söz edersin ondan? Benim hiçbir şeyim değil. Olamaz da. Anladın mı? Olamaz. O çocuğu uzak tut benden. Daha da sakın karşıma çıkmayın. Sakın. Allah ıslah etsin seni. Hayvanlar bile sahip çıkıyor doğurduklarına. Bu nasıl anaymış böyle? Ne
zaman bir problem yaşasam, ne zaman canım sıkılsa buraya gelirim. Evler, arabalar, insanlar, sorunlar küçük görünüyor. Kendimi hepsinin üstünde görüyorum. Gel. Buradan daha iyi görünüyor. Başka insanlar senin hayatına yön vermemeli. Kendi hayatına sen yön vermelisin. Ne Arzu Hanım, ne başkası. Şirkete kendi isteğimle gitmiyorum zaten. Arzu Hanım'la bir arada olmak istemiyorum. Kaçıyorsun yani. Karşılaştığın ilk engelde pes mi ediyorsun? Karşılaştığın zorluklarda hemen böyle pes edersen nasıl hayatla mücadele etmeyi düşünüyorsun? Bak Cennet, eğer emeğini başkalarına yedirmek istemiyorsan yarınki toplantıda olmalısın. Aha, sağ olsun hacım, sağ ol. Ah Allah'ım, ah. Nedir bu başımıza gelenler? Ne olur sakin ol Mukaddes abla. Bak sana bir şey olacak diyordum, kopuyor vallahi. Şu koskoca İstanbul'da Cennet gitsin annesinin yanında işe girsin. Olacak iş mi bu? Ama Cennet anlamamıştır onun annesi olduğunu. Nereden anlasın? Cavidan anlamıştır onun Cennet olduğunu. Aman neyse ki ayrılmış işten. Demek ki ben üzülmeyeyim diye söylemedi Cennet bana işten çıkarıldığını. Fakat gördün mü Cavidan'ı? Nasıl giyinip süslenmiş. Ha sanırsın saraylarda büyümüş. Suna. İnsan olmadıktan sonra altın semer vursan neye yarar? Güzel oğlum benim. Sen ne güzel bir bebektin. Sanki ben de seninle birlikte doğdum. Ben de seni bekliyordum. Sunum için yardımına ihtiyacım var. Ne sunumu? Dubai'lere yapılacak olan sunum.
Annem benim yapmamı uygun gördü. Şirketimizin genç, yetenekli mimarlara sahip olduğunu onların da görmesini istedi. Sen de kabul ettin öyle mi? Evet. Üzerinde 5 dakika daha düşünmediğin projeyi kendi fikrimmiş gibi anlatacaksın yani. Bir kere bu şirket bizim şirketimiz ve ben de Soyerler'in kızıyım. Ama sadece o kadar. Daha henüz genç ve yetenekli bir mimar değilsin. Bak Melisa, bu şirkette kimse kimsenin emeğini çalamaz. Bu projenin sahibi baştan sona Cennet. O yüzden bu sunumu Cennet yapacak. Unuttun galiba. Cennet artık bu şirkette çalışmıyor. Çünkü annem böyle karar... Ben Cennet'le konuştum. Bir yanlış anlaşılma olduğunu söyledim. Ha, döner dönmez kendi bileceği iş. Orasını bilmiyorum. Ama dönmesi için elimden geleni yapacağım. Melisa. Artık seni tanıyamıyorum biliyor musun? Hırsın seni bambaşka bir insan haline getirdi. En kötüsü de bunun farkında değilsin. Ben içi sevgi dolu Melisa'yı çok özlüyorum. Haberin olsun. Evet babacığım. Yarın büyük gün. Orhan dönüyordu bayilerle birlikte. Aman dönsün artık. Ne iş var hala oralarda? Özledim ben vallahi oğlum. Aşk olsun anne ya. Ben sana yetmiyor muyum? Bak şimdi. Hepinizin yeri farklı bu evde. Hepinizi ayrı ayrı seviyorum ben. Cennet nasıl? Yanından sonra toparlayabildin mi? Sunuma geliyor değil mi? Ben de onu konuşacaktım sizinle babacığım. Cennet gelemiyor. Anlamadım nasıl yani? Ne demek gelemiyor? Başka bir iş bulmuş. Canım olur mu öyle bir şey? Bizim için çok önemli. Aylardır hazırlanıyoruz. Sorumluluk sahibi bir insana benziyordu. Peki sunumu kim yapacak? Ben şöyle düşündüm. Bu durumda sunumu Melisa yapsın. Ne dersiniz? Babaanne, ne yapıyorsun karanlıkta burada? Seni bekliyordum. Geldim işte. Bir şey mi oldu? İşten ayrıldığını neden bana söylemedin? Bana yalan söyledin. Babaanne, ben sana yalan söylemek istemedim. Ama üzülmenden korktum. Neden ayrıldın peki? Çok ani gelişti. Hani Arzu Hanım var ya şirkette hep sana bahsettiğim. İlk baştan beri bana iyi davranın. Hatta beni işe alın. Bir anda düşman kesildi. Yani nedenini bilmiyorum ama kovdu beni. Neyse. Üzülme sen. Her şerde bir hayır vardır. Öyle insanlardan uzak durmak gerek. Bence de. Zaten bir daha da dönmem oraya. Sen merak etme. En kısa zamanda daha iyi bir iş bulacağım ben. Hiç zora sokmayacağım seni.
hiç kimse bizim mutluluğumuzu bozamaz. Al Cihazat. Yoruldun mu Melisacığım? Ben kuzuma papatya çayı getirdim, rahatlatır seni. Sağ ol babaannem. Babaanneden papatya çayı ha? Güzelmiş. Ama bence onun ihtiyacı olan sert bir kahve. Ne yaptın? Kolayladın mı biraz? Of, bilmiyorum anne ya. Yani ezberlemeye çalışıyorum ama bayağı zor. Kızım sen bu işin okulunu okudun. Halledersin, bu kadar stres olma. Benim kızım her şeyin üstesinden gelir evelallah. Ya anne, o değil de ben yarın Cennet gelir diye korkuyorum. Cennet gelmeyecek. Nereden biliyorsun? Ya Selim alıp getirirse? Melisa gelmeyecek diyorsam gelmeyecek kızım. Hallettim ben o işi. Gerekli bütün konuşmaları, görüşmeleri yaptım, tamam. Ayşe sen niye bunlara kafanı takıyorsun? Konsantre olman gereken bir dosya var. Yarın büyük gün. Ben sana güveniyorum. Hadi iç kahveni. Konsantre ol. Akşamüstü yapacağız. O zamana kadar beyler otellerinde dinlenebilirler. Buraya bayılacaksınız. Tabii projeye de bayılacaksınız. Selim Bey'in daha yani fikirleri var. Al muhadarat tencehze garib el mesa. Tfaddal istariha fi'l fındık ahlen ve sahlen. Mazmun mumtaz. Aslında projenin sahibi genç bir mimarımız. Bugün sunumu bizzat kendisi yapacak. Fi mühendis. Hada kuyis. El mesa bihkik el mesa le ahlen ve sahlen. Mazmut mumtaz. Tafadalı. Ahlen ve sahlen. Tafadalı. Ahlen ve sahlen. Babaanneciğim ben çıkayım artık daha fazla geç kalmadan. Acelenli kızım, yesene rahat rahat. İş arayacağım ya, bir sürü yer gezeceğim. Ne kadar erken çıkarsam o kadar iyi. Kim? Selim Bey. Bence aç kızım. Ayıp olmasın çocuğa. Alo. Hazırlan hadi, seni almaya geliyoruz. Beni mi? Neden? Projeyi anlatacaksın adamlara. Herkes heyecanla seni bekliyor. Selim Bey, size daha önce söylemiştim. Ben işe geri dönmeyeceğim. Ne demek dönmeyeceğim Cennet? Konuştuk ya biz bunu seninle. Konuştuk. Ama ben size bir söz vermedim. Cennet, sen konuştuğumuzu istersen tekrar bir düşün. Selim Bey, kusura bakmayın. Ama benim kararım kesin. Ters bir şey yok değil mi Selim? Cennet gelmiyor. Ne demek Cennet gelmiyor ya? Öyle dedi, gelmiyorum dedi. Oğlum ne yapacağız peki şimdi? Bilmiyorum. İyi de bu kız projedeki sorunu çözdüyse niye gelmiyor şimdi? Ben artık. Güle güle güzel kızım. Dualarım seninle, inşallah güzel bir iş bulursun.
konuşmamız lazım. Selim aradı. Ortakları otele yerleştirmişler. Akşamüstü burada olurlar. Her şey hazır mı? Elbette. Peki Melisa nerede? O da hazır mı sunuma? Bütün gece çalıştı. Şu Cennet kesin gelmiyor mu? Hayır, gelmeyecek. Melisa bu sunumu en iyi şekilde yapacak. Hiç merak etmeyin babacığım. Kimin torunu o? Başardın. Neden bahsediyorsun sen? Okuldayken de böyleydin sen. Çok iyi bilirdin kendini acındırmayı. Annesi babası olmayan, fakir ama başarılı kızımız Cennet. Biliyor musun, o yüksek notları da hiç hakkının aldığını düşünmüyorum. Kesin hocalar sana acıdığı için 5-10 puan fazladan veriyordu. Kendine gel. Ağzından çıkanın farkında mısın sen? Ben her şeyin farkındayım canım. Şimdiki hedefin de Selim değil mi? Aklınca aynı oyunlarla onun da sana acımasını sağlayacaksın. Yeter. Sen benimle nasıl bu şekilde konuşabiliyorsun? Ben bugüne kadar hak etmediğim hiçbir şey almadım. Bırak artık bu saf kız ayaklarını Cennet. O projenin çözümü için de gittin kesin başkalarından yardım aldın. Sonra da benim çözümümü diye getirip hava attın. Allah'tan annem fark etti senin gerçek yüzünü. Sana benden bir tavsiye. Kimlerden yardım aldıysan onları yolla bizim şirkete. Çünkü bizde başarılı mimarlara her zaman yer var. Ama senin gibi sahtekarlara asla yok. Canım. Geceden sabaha özledim ben seni. Ben de. Bak ne diyeceğim. Şimdi o sıkıcı şirketten kalkıp yanıma gelirsen... Ya boğazlı bir balık ekmek ısmarlarım sana. Banklarda oturup yeriz. Sonra da İstanbul'u karış karış gezeriz. Öğrencilik yıllarında yaptığımız gibi ha. Sonra yağmur yağar. Bir filme gideriz. Hangi filme denk gelirsek. O günleri çok özledim. Ben de öyle. Hadi Mahir, kaç gel. Keşke. Ya bugün sunumum var. Hiçbir yere kımıldayamam. Ya bir sürü insan var orada. Kaç gel işte. Bak yoksa hayat kaçıyor. Karşılaştığın ilk engelde pes mi? Karşılaştığın zorluklarda hemen böyle pes edersen nasıl hayatla mücadele etmeyi düşünüyorsun? Bak Cennet, eğer emeklerini başkasının çalmasını istemiyorsan yarınki toplantıda olmalısın. O projenin çözümü için kim bilir kimlerden yardım aldın. Sonra da benim çözümümü diye getirip hava attın. Sana benden bir tavsiye. Kimlerden yardım aldıysan onları yolla bizim şirkete. Çünkü bizde başarılı mimarlara her zaman yer var. Ama senin gibi sahtekarlara asla yok. Thank you.
Elsacığım, misafirlerimiz geldi. Hadi çabuk ol. Ne? Geldiler mi? Ne yapacağız anne? Ne demek ne yapacağız kızım? Çıkıp güzelce anlatacaksın işte. Anne ben çok heyecanlıyım. Ben yapamayacağım herhalde. Çok korkuyorum. Dinle beni. Heyecanlanacak bir şey yok, tamam mı? Bu senin için çok büyük bir deneyim. Ben sana güveniyorum. Ve üstesinden geleceğine de eminim. Ha keşke ben de senin kadar güvensem kendime. Aa, tabii ki de güveneceksin. Sen benim kızımsın. Soyer ailesinin gururusun. Şimdi oraya çık ve geleceğin en güçlü mimarının kim olduğunu göster onlara. Tamam, hadi toparla. Mahir nerede? Toplantısı varmış. Bir saat önce çıktı. Hala gelmedi mi? Yok, gelmedi. İyi o zaman. Biz de başımızın çaresine bakacağız o halde. Hadi geç otur. Hoş geldiniz. Sunumu Melisa Hanım yapacak. El kelam la hıtna Melisa. Hazırsan başlayabiliriz. Tabii ki. Öncelikle bu projede sizlerle çalıştığım için çok mutluyum. Ve ilk defa bu yükseklikte bir gökdelen inşa ettiğimiz için ayrıca heyecanlıyım. Ma ba'dna nishtaghal fel proje mkthir mazbut kweiz. Size biraz teknik detaylardan bahsetmek istiyorum. Bu yükseklikte bir binayı rüzgardan korumak için tam ortasına 660 ton ağırlığında bir küre yerleştiriyoruz. Bu 660 tonluk küreyi sabitleyebileceğimiz çelik halatlarla bağlanabilecek mi? Rüzgar sorununu çözen arkadaşımız. Sunumu yapacak. Adem ismi ba'da ıhtıl cenne bittihle şahal. Adem. Melisa'cığım teşekkürler sana. Cennet devam edebilirsin. Aslında projenin basit bir çözüm prensibi var. Binanın merkezine ağırlık koyarak binayı dengede tutmak. Şöyle resimde de gördüğünüz üzere binanın üst katlarının arasına 660 ton ağırlığında çelik bir küre koyacağız. Ve bina rüzgardan salındıkça küre tam tersi yönde sarkaç gibi salınacak. Fel binaytil alye 660 küre bir dabbata. Mukaddes abla. Ha, daha iyice misin? Başım hala ağrıyor ama. Kolay mı? Şeytan görmüş gibi oldun. Cennet nerede?
İş bakmaya gitti ama sonra aceleyle geri dönüp üstünü başını değiştirdi. Niye? Kendini göstermesi için daha şık olması lazımmış. Ay, çok uğraşıyor yavrum. Otur. Hı yavrum, Allah gönlüne göre versin. Amin. Mukaddes abla. Peki şimdi ne olacak? Ya Cennet o kadının annesi olduğunu öğrenirse kahrolur vallahi. Öğrenmeyecek. Niçin öğrensin canım? Sakın sen ağzından bir şey kaçırma. Ben ne kaçıracağım canım? Ben ne kaçıracağım? Ama ya gelip Cavidan Cennet'e bir şey derse? Diyemez. Cennet bir daha o işe dönmeyeceğine göre o soysuzla da karşılaşmayacak. Bu projenin çözüm aşamasında daha önce hiç denenmemiş bir şey denedim. Ve işe yarayacağını düşünüyorum. Anlaşma şartlarını en kısa sürede hazırlayıp imza aşamasına geçebiliriz o zaman. O halde hayırlı olsun. Cennet. Geldiğin için teşekkür ederim. Doğru karar verdin. Başladığım işi yarım bırakmak istemedim. Ama benden bu kadar Selim Bey. Projeni merak etmiyor musun nasıl başlayacak? Ediyorum. Ama artık haberlerden takip ederim. Bir şey söylemeyecek misiniz? Cennet! Müsaade istemeden nereye gidiyorsun? Rıza Bey, ben... Hiçbir yere gidemezsin. Bırakmıyoruz seni. Değil mi Arzu? Arkadaşlar, ben Dubai'li dostlarımızı önce bir etrafı gezdireceğim. Ondan sonra otellerine bırakacağım. Akşama kimse program yapmasın, kutlama yapacağız. Sen de iş çıkardın. Rıza Bey, ilginiz için çok teşekkür ederim. Fakat ben size verdiğim sözü tutmak için gelmiştim. Ben daha fazla bu şirkette çalışamayacağım. Peki neden gitmek istiyorsun? Bir sorun mu var? Yok. Bir sorunum yok. Başka bir iş buldum. Daha önce başvurduğum bir yerden haber geldi de. Eğer sorun ekonomikse bunu halledebiliriz. Ama bu hayır cevabını kabul etmiyorum. Ama... Aması maması yok. Şimdi nereye istiyorsan git, gidebilirsin. Ama yarın sabah işinin başında ol, tamam mı? Selim, Cennet'i gideceği yere kadar bırak. Oradan geçersin eve, oldu mu? Tamam. Gerek yok aslında, ben kendim gidebilirim. Selim, sen Orhan'la kal istersen. Cennet'i ben bırakırım. Hem bundan sonra beraber çalışacağımıza göre biraz konuşmuş oluruz. Tamam. Yarın görüşürüz. Hadi gel. Zor muyum?
sana olan aşkım görmem bu kadar zor mu senin? Kızım, ben de anlatırım sana. İlan ederim aşkımı. Tamam, hadi görüşürüz. Babamlar hazır. Biz de şimdiden çıkalım istersen. Sizinkiler gelir nasılsa. Abi ben çok yorgunum ya. Gelmesem mi acaba? Oğlum bu saatte ne yorgunluğu ya? Genç yaşta için çekilmiş senin. Hiç durulmayacaksın değil mi? 80'imde belki. Ya Selim, ne diyeceğim? Cennet'i mi çağırsaydık keşke ya? Sonuçta en büyük başarı onun. Ne işi var kızım bu saatte dışarıda? Aman be, sen de taktın. Yok yoruldum, yok bu saat. Ne varmış saatte? Gencecik kız. Biz onun yaşındayken eve uğramazdık hiç. Ama o kız işte sen ben gibi değil. E tabii ki senin benim gibi değil. Bizden çok daha güzel bir kere. Ama hakikaten çok güzel kız. Orhan. Aklından geçirme. Neyi? Cennet'i çapkınlık listesine eklemeyi. O kız sana göre değil. Niyeymiş o? Çünkü kızın tek derdi eve para götürmek. Babaannesine bakmak. Öyle gece dışarıda gezeyim edeyim falan. Buralarda değil yani. Melisa Hanım. Geç kaldınız diye azar çekecektir. Efendim Melisa. Selim, konuşmamız lazım. Çünkü ben daha fazla dayanamıyorum artık. Beni bu kadar görmezsen gelmene dayanamıyorum. Melisa, sen sarhoş musun? Evet, evet ben sarhoşum. Senin yüzünden sen beni bu hale soktun. Neredesin sen? Evet. Evet, biliyorum orayı. Tamam. Tamam, bekle, geliyorum. Tamam, bekle. Hayırdır, kötü bir şey mi var? Yok ya, arabası arızalanmış. Bir gidip alıp geleyim ben Melisa'yı. Ben de geleyim o zaman. Yok yok, hiç gelme sen. Geçsene eve, merak etmesinler boşuna. Hem kız sizden çekiniyor, bana haber veriyor. Ben hallederim, tamam. İyi peki, tamam. Ama haber ver. Tamam tamam. Hadi görüşürüz. Tamam. İn aşağı. Sana in aşağı dedim. Arzu Hanım. Neden buraya geldik? Eve bırakmayacak mıydınız beni? Sen söyle. Sen niye şirkete geri döndün? Sana bizden uzak durmanı söylemiştim. Selim Bey ısrar ettiği için döndüm. Acımıştır sana nedeni bu. Hasbelkader bulduğun doğru bir tespit seni projede hak sahibi yapmaz. Sen insanların iyi niyetini suistimal ediyorsun. Bu proje için ne kadar emek verdiysen, karşılığı neyse söyle, ödeyeceğim. Ondan sonra da hayatımızdan çıkıp gideceksin. Kimseye de teklif etmeyeceksin. Arzu Hanım, neden benden bu kadar nefret ediyorsunuz? Ben size ne yapmış olabilirim? Varlığından rahatsız oluyorum. İstemiyorum seni hayatımda, hayatımızda. Beni tanımıyorsunuz bile. Seni tanıyorum. Seni sandığından daha iyi tanıyorum. Selim'den, Melisa'dan uzak duracaksın. Buraya gelip benim kızımın hak ettiklerini çalmaya çalışmana izin vermeyeceğim. Benim kimseden bir şey çalmaya niyetim yok.
Ben sadece çalışıp para kazanmak istiyorum. Git başka yerde çalış, para kazan. Burası benim şirketim. Benim ailemin şirketi. Ve sen kapısından bile geçmeyeceksin. Anladın mı? Yeter artık. Ben sadece Rıza Bey ve Selim Bey rica ettiği için şirkete dönmüştüm. Ama bu saatten sonra yalvarsanız bile geri dönmem. Ne siz, ne aileniz, ne de şirketiniz artık umurumda bile değil. Arzu Hanım, biliyor musunuz? Ben Melisa'ya özenirdim. Sizin gibi güzel, başarılı, kızıyla ilgilenen bir annesi var diye. Ama yanılmışım. Sizin gibi vicdansız bir annem olmadığı için çok şanslıyım. Arzu Hanım, ne yapıyorsunuz? Bırakır mısınız? Melisa. Geldim işte. Benim için geldim. Senin için geldim, evet. Hadi kalk gidelim, yürü. Olmaz. Önce konuşacağız, sonra gideceğiz. Sen konuşacak durumda değilsin şu an. Hadi canım, hadi güzelim, hadi. Hadi kalk gidelim lütfen. Ben güzel miyim gerçekten? Güzel miyim? Güzelsin. Sen çok güzel bir kızsın. Ama hadi gidelim, kırma beni lütfen. Hadi. Hadi, hadi, hadi. Babadan mutluyum ki yanımda. Hadi Melisa, yürü gel. Hadi. Ya ben kullanacağım, ben kullanacağım. Nereden çıktı Allah aşkına Melisa ya? Hem sen kullanacak halde misin? Sonra kullanırsın. Tut bakayım şunları. Üzme beni daha fazla. Hadi bin. Dikkat et, yavaş yavaş yavaş, kafanı vurdu. Ne oldu Cennet yavrum? Niye geç kaldın? Cennet? Ağladın mı sen yoksa? Biri bir şey mi yaptı sana? Bir şey yok babaanne. Bir şey olmuş. Söyle, ne oldu? Kızım söylesene, ne oldu? Arzu Hanım. Arzu Hanım mı? Yine karşına mı çıktı o kadın? Babaanne, ben sana yalan söyledim. Ben bugün iş görüşmesine gitmedim. Ya nereye gittin? Şirkete. Selim Bey ısrar etti. Ben de sunumumu yapmak için şirkete gittim. Ah Cennet. Babaanne, ben sana yalan söylemek istemedim. Özür dilerim. Özür dilerim.
Peki ne dedi o kadın sana? Ondan da, ailesinden de, şirketinden de uzak duracakmışım. Ben onun kızının hayatını çalmaya çalışıyormuşum. Kadın resmen benim üzerime yürüdü babaanne. Ben ona ne yaptım? Hiç. Ya ben ona ne yaptım babaanne? Hadi, hadi şimdi git. Yüzünü yıka. Hadi. Üzülme. Hadi yavrum. Ah cennet. Ah cennet. Babaanne. Babaanne. İnşallah kızım, ne oldu? Sunanlı babaannem sizde mi? Yok. Kadın gitmiş evden, yok ortalıkta. Allah Allah, nereye gider ki? Hiçbir bir şey söylemedi sana. Ne oldu evde, ne konuştunuz? Ya benim biraz moralim bozuktu. İşte patronum Arzu Hanım'dan bahsettim. Babaannem Arzu Hanım'a hesap sormaya gitmiş olmasın? Cennet! İşte öyle, bu kadar kişiyi topluyor. Ancak bu kadar topluyor. Ama iyi oldu. Şimdilik bunlarla idare edin. Esas kutlamayı inşaat bitince teknede yapacağız, Ibiza'da. Oo. Büyük başarılar bizi bekliyor. Hadi bakalım. Evet. Hı? Neredeydin sen bugün? Toplantıya niye gelmedin? Yetişmeye çalıştım babama. Toplantım uzun sürdü. Ha. Neyin var? Yok bir şeyim. Biraz başım ağrıyor. Yoruldum herhalde. Sadece bir konuşma yapmak istemez misin? Oh, tabii, tabii. Evet. Soyer Mimarlık sadece bir şirket değil. Aynı zamanda hepimizin ikinci evi. Ve bu geniş aileyi altında barındıran büyük bir çatı. Ve bu çatının altındaki büyük ailenin her bir ferdine ayrı ayrı teşekkürü bir borç biliyorum. Başarılarımızın devamını diliyorum. Ve şimdi bu başarıda en büyük paya sahip olan kişiye, Arzu'ya sözü veriyorum. Baba. Evet, evet. Babacığım. Evet, evet. Heyecanlandım ben. Siz o kadar güzel konuştunuz ki bana söyleyecek pek bir şey kalmadı aslında. Asıl sizin varlığınız, desteğiniz, gücünüz ve sabrınız olmasa biz hiçbirimiz hiçbir şey yapamazdık. Sağ olun babacığım. Benim büyük
ve güzel aile. Hepiniz sağ olun. Alkış yani. Evet. Sibacığım. Selim Melisa'yı almaya gitti demiştin. Nerede kaldılar? Birazdan gelirler herhalde. Anneciğim. Hacı. Canım. Bu şekilde eve gidemezsin. Önce bir kahve içelim, kendine gel. Ondan sonra gideriz eve. Kahve içmek istemiyorum ben. Tek istediğim seninle biraz konuşmak. Tamam işte, önce bir kahve içelim. Kendine gel, sonra konuşuruz. Ben yeterince bekledim Selim. Artık beklemek de istemiyorum. Melisa bak, zaten evdekiler bizi bekliyor. Çok geç kaldık. Ya madem çok konuşmak istiyorsun. Konuş, dinliyorum. Dinliyor musun? Yüzüme bile bakmıyorsun. Hoş baksan da görmüyorsun ki zaten. Ne diyorsun anlamıyorum Melisa, ne diyorsun? Hiçbir zaman da anlamayacaksın zaten. Çocukluğumdan beri sana karşı hep bir şeyler hissettim. Sen hep görmezden geldin. Ben yaklaştım, sen duvarları ördün. Ben duvarları yıktım, sen yenilerini ördün. Neden? Neden Selim? Neden yaşayacağımız onca güzel şey varken engelliyorsun? Cennet yüzünden değil mi? Cennet yüzünden yapıyorsun değil mi? Hüseyin amca, tekrardan çok teşekkür ederim. Ya senin hakkını nasıl ödeyeceğim ben? Ya rica ederim Cennet kızım ya. Lafım olur, sen bizim kızımız sayılırsın. Yalnız anlamadım ki gecenin bu saatinde senin Soyerlerin evinde ne işin olur ki? Arzu Hanım, biliyor musunuz? Ben Melisa'ya özenirdim. Sizin gibi güzel, başarılı, kızıyla ilgilenen bir annesi var diye. Ama yanılmışım. Sizin gibi vicdansız bir annem olmadığı için çok şanslıyım. Cavidan! Ne işin var burada senin? Ne yaptığını sanıyorsun sen? Esas sen ne yaptığını sanıyorsun? Nasıl hakaret edersin torunuma? Bunu yıllar sonra karşıma çıkarmadan önce düşünecektin. Yürü, bırak kolumu. Kocana, kayınpederine her şeyi anlatacağım. Senin nasıl bir vicdansız kadın olduğunu öğrensinler. Eğer öyle bir şey yaparsan, eğer aileme en ufak derecede bir zarar vermeye kalkarsan, yemin ediyorum seni de, o kızın da hayatını cehenneme çeviririm. Yürü. Ben sizin derdinizin ne olduğunu çok iyi biliyorum. Bunca yıl sonra karşıma çıkmanızın tek nedeni para. Allah'tan kork. O senin öz kızın. Üstelik annesi olduğundan haberi bile yok. O benim kızım değil. Anladın mı? Asla da olamaz. Benim tek bir kızım var. O da Melisa. O kız aramıza girdi. Acındırdı kendini sana. Ne alakası var Melisa? Kız gayet başarılı, akıllı bir kız. Kimsenin acımasına falan ihtiyacı yok. Nereden çıkartıyorsun böyle şeyleri? Bana niye bunu yapıyorsun? Daha iki gündür tanıdığım bir kızı bana savunuyorsun. Ya ben öyle miyim? Ben çocukluğumdan beri yanındayım. Senin dizinin dibindeyim. Bizim iyi günümüz, kötü günümüz hep birlikte geçti Selim. İşte bu yüzden sen zaten benim en iyi arkadaşımsın. Ya Allah kahretsin! Yine aynı şeyi yapıyorsun. Duygularımı anlatmama izin bile vermiyorsun. Dur ineceğim. Dur ineceğim. Melisa ne yapıyorsun? Melisa dur. Dur diyorum sana. Dur Selim. Dur ineceğim. Melisa bir dur. Çek elini Melisa. Melisa ne yapıyorsun? Şimdi buradan
derhal gideceksin. O torununa da söyle. Bir daha sakın karşıma çıkmasın. Ne benim ne de ailemin huzurunu kaçırmaya kalkmayın. Hiç değişmemişsin Cavida. Daha yeni doğmuş bebeği terk edip gittiğin andaki gibi aynı vicdansız kadınsın. Cenneti sen doğurdun. O senin kızın. Ne farkı var diğerinden? O benim kızım değil. Anladın mı? O benim için bir yabancı. Babaanne.